istersin. Hayatın tamamı olsun istersin. Kaç kaç kaçmasın istersin. Hiç hiç bitmesin istersin. Rastlarsan öyle bir ana, elinden sakın kaçırma. Koş koş peşinden koparla. Ektam Kıbrıs'la Güne Merhaba devam ediyor. Bir kez daha günaydın. Güne Merhaba konuklu bölümüyle devam ediyor. Aytuğ Türkan küçük bir aksilik yüzünden aramızda olamıyor. Bu bakımdan bugünkü konuk bölümünde Sayın Bakanımız Erkut Şahali bizlerle birlikte. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün oldukça ciddi bir gün. Hayvancılar Birliği eylem kararı aldı. Bununla ilgili konuşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Birçok sorularımız olacak. Bunlardan bir tanesi bu alınan eylem kararıyla ilgili ilk olarak doğal olarak arpa fiyatlarına yapılan zammın sektörü bitireceğini söylüyorlar yapılan basın toplantısında. Peki sizce bu zammı yapmak nasıl oldu? Engellemek mümkün müydü? Evet. Tabii öncelikle bizi izleyenlere iyi bir gün dilerim, günaydın derim. Henüz bir fiyat değişikliği yok arpada, onu hemen düzeltmem gerekiyor. Böyle bir beklenti vardır. Bu beklenti de çok doğallığında gerçekleşen bir beklenti. Çünkü Kasım 2017'de belirlenmiş olan arpa satış fiyatı bugün hala yürürlüktedir. Evet. Ancak Kasım 2017'deki kurlarla, ki arpa dövizle ülkemize getirilen bir tüketim maddesi, Kasım 2017'deki kurlarla bugünkü arasında da %80 bir fark var. Dolayısıyla bugün Toprak Ürünleri Kurumu tarafından hali hazırda ithal edilmekte olan arpanın maliyeti 1.7 TL'yi aşmış vaziyette. Ancak neredeyse 1 lira daha altında bir fiyatla 77 kuruştan Kıbrıs Türk Hayvancısına satışı yapılmakta yemlik arpanın. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi aslında hayvancımızın hayvan besleme giderlerine devletin bir katkıda bulunuyor olmasıdır. Dolayısıyla hali hazırda öngörülmüş olan hayvancılı desteklere, doğrudan gelir desteklerine ek olarak arpada da 1 liralık bir sübvansiyon uygulanarak hayvancının bu zor süreçte ayakta kalması, ileriye yol alabilmesini sağlamaya dönük bir katkı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Evet. Ancak herkesin malumudur, siz de biliyorsunuz. Toprak Ürünleri Kurumu finansal olarak çok zor bir durumdadır. Bu bugünün gerçeği değildir. Bu uzunca bir zamandır yaşanan gerçektir. Gerek Toprak Ürünleri Kurumu'nun devletten olan alacaklarının zamanında tahsil edilememiş olması, zaman zaman ortaya çıkmış olan yönetsel zafiyetler, günün sonunda Toprak Ürünleri Kurumu'nun misyonunu tam anlamıyla yerine getirmesine engel bir durum ortaya çıkarmıştır. Ve bu durum, özür dilerim, bu durum nedeniyle de Toprak Ürünleri Kurumu, sahip olması gereken finansal kabiliyetten yoksundur. Evet. Hali hazırda yürüttüğü operasyonları kredi kullanarak yürütmekte. Bu kredinin de bir faiz maliyeti vardır, faiz yükü vardır, finansal yükü vardır kurum üzerinde. Dolayısıyla bugün itibarıyla eğer yürüttüğü faaliyetleri gerçek maliyetler üzerinden yürütmemeye devam ederse bir süre sonra Toprak Ürünleri Kurumu'nu maalesef faaliyetlerini durdurma noktasına taşımış bulunacak mevcut koşullar. Buysa çok daha zor bir sürecin başlaması anlamına gelir. Örneğin bugün itibariyle Toprak Ürünleri Kurumu'nun yemlik arpayı 1.77 TL'den mal ettiğini herkes biliyor. Dün Sayın Hayvancılar Birliği Başkanı da bunu açıkça ifade etti. 1.77'ye mal ettiği arpayı 77 kuruşa sattığı sürece, yani kilo başına 1 liralık bir görev zararı yarattığı sürece, önümüzdeki 15 gün içerisinde ülkeye yeni arpa tedarik edecek finansal kabiliyetten yoksun kalmış olacak. O noktada neye başvurulması gerekecek? O noktada özel sektörün bu ülkeye arpa ithalatını gerçekleştirmesinin önünü açmak zorunda kalacağız. Çünkü
Arpa ithali ve satışı kontrollü tüketim maddelerinden bir tanesidir ve Toprak Ürünleri Kurumu'nun onayına tabi olarak bu ülkeye getirilip satılması mümkündür. Şu anda Toprak Ürünleri Kurumu bu işi yaptığı için herhangi bir başka işletmeye bu doğrultuda bir izin vermemektedir. Ancak ihtiyaç duyulan yemlik arpa bu ülkeye eğer Toprak Ürünleri Kurumu tarafından getirilemiyorsa elbette özel sektörden bu konuda katkı talep edilecek ve özel sektörün getirdiği arpanın maliyeti emin olabilirsiniz ki Toprak Ürünleri Kurumu'nun maliyetlerinden çok daha yukarılarda olacak. Biz ne yapmaya çalışıyoruz dolayısıyla? Biz Kıbrıs Türk Hayvan Yetiştiricisi'nin, hayvan üreticisinin ayakta kalmaya, bu zorlu süreçte faaliyetlerini sürdürebilmesine katkı koymaya ve en önemlisi sektörün olmazsa olmazı Toprak Ürünleri Kurumu'nu da çiftçiyle birlikte yol alabilecek kondisyona sahip kılmaya çalışıyoruz. Bunun bu şekilde anlaşılması lazım. Elbette arpanın fiyatının artışı, hayvan besleme giderlerindeki maliyetlerin yükselmesi, hayvancının da belli ölçüde gelirini artırması ihtiyacını elbette ortaya çıkaracaktır. Ve biz bu konuda arpanın fiyatında meydana gelecek artışın hayvancıya yansımasının üzerinde bir süt fiyatı belirlemek yoluyla hayvan üreticisinin de elbette kondisyonunu geliştirmek için uğraşacağız. Süt konusunda da zararda olduklarını açıkladılar. Doğrudur. Yani hayvan besleme giderlerinde tamamen dövize bağımlılık söz konusu. Yani sadece arpa değildir hayvan beslemede kullanılan yem materyali. Aynı zamanda soyası vardır, mısırı vardır, yoncası vardır. Kaba yem geçtiğimiz yıl arzu ettiğimiz verimi elde edememiş olmamız nedeniyle, yağış azlığı nedeniyle kaba yem yine dövizle ithal edilen bir materyal olarak karşımızda durmaktadır. Dolayısıyla dövizdeki yukarı tırmanış devam ettiği sürece hayvan besleyicilerinin giderleri de artmakta. Buna bağlı olarak sattıkları esas ürün olan sütün fiyatı artmadığı sürece de gelir kaybına ve hatta zarara uğramaktadırlar. Dolayısıyla biz bu düzenlemeyi yaparken elbette sütün fiyatını da daha yukarıya taşıyacağız. Bu durumda halk mağdur olacak. Şimdi o zaman tam da zurnanın zırt dediği nokta orası. Çünkü bizim Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak hatta daha geniş bir perspektifle hükümet olarak konsantrasyonumuz bu konuda sadece hayvan besleyicileri olamaz. Çünkü hayvan besleyicilerinin yetiştirdikleri hayvanların sütü de eti de günün sonunda tüketiciye, tüketicinin satın alabileceği bir fiyatla ulaştığı zaman paraya dönüşür, değer eder ve bu sistemin kendi döngüsü devam eder. Dolayısıyla siz sadece süt odaklı bakarsanız ve derseniz ki bugünkü süt fiyatı şu olmalıdır. Çünkü hayvan besleyicilerinin şöyle 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 giderlerinde artış söz konusu olmuştur ve kararını verirsiniz. Peki o sütün satın alınabilme ihtimalini ortadan kaldıracak bir fiyata taşıdığınız zaman halkın bunu tüketmekten vazgeçtiği noktada ne yapacaksınız? Çok net bir sorudur. Peki yani bu durumda önlemler öngörülebilir. Elbette. Tam neler da yapılabilir? O noktada yapılması gereken önlemler bizim bütçe kabiliyetlerimiz çerçevesinde değerlendirilmeli. Örneğin şu anda 1.91 TL'den satılan 1 litre süt imalat sanayine 1.53 TL'den ulaştırılmaktadır. Aradaki fark ne olmaktadır? Aradaki fark devlet tarafından sübvansiye edilmektedir, desteklenmektedir. Bunun sebebi nedir? İmalat sanayine ulaşan sütün mamule dönüştüğü noktada fiyatı evet tüketicinin, evet ihraç pazarlarının hazmedebileceği bir noktada şekillensin diye. Düşününüz, imalat sanayi ihraç pazarındaki ülkemizde üretilen günlük sütün yarısı iç piyasada, yuvarlak hesapla konuşuyorum, yarısı ihraç pazarlarında değerlendirilmektedir. Şimdi ihraç pazarlarında siz günlük fiyat uygulaması yapamazsınız. Belli periyotlar çerçevesinde, fiyat teklifleri çerçevesinde siz satın alan ithalatçılarla anlaşmalar yaparsınız. Dolayısıyla örneğin dolar cinsinden söyleyelim. Sizin 5 dolara yapmış olduğunuz anlaşma maliyetlerde meydana gelen artış nedeniyle artık geçerliliğini yitiriyorsa, siz o anlaşmanın herhangi bir noktasında benim fiyatım 5 değil artık 6 dolardır diyemezsiniz. O noktada ithalatçıya da üzgünüm ben 5 dolarlık bir planlama yapmıştım. Üstelik sizin ülkenizdeki ekonomik koşullar benim ülkemde geçerli değildir. Dolayısıyla ben bu fiyat artışını kabullenemem deyip anlaşmayı bozabilir. O anlaşmanın bozulduğu noktada sizin ürettiğiniz sütün mamule dönüşme ihtimali ortadan kalkar. Veya yurttaşın alım gücünü hesaba katınız. Evet. Örneğin pazarda yine dolar olarak söyleyeyim belli bir markayı işaret etmiş olmayı
tercih etmediğim için artık döviz veya Türk parası bizim hesaplama becerimiz açısı çerçevesinde çok fark yaratmıyor. Örneğin kendi pazarımızda 5 dolar olan bir süt ürününün fiyatını siz bir anda 6 dolara çıkardığınız zaman zaten döviz kurunda meydana gelen artış nedeniyle yurttaşın alım gücü aşağıya çıkmaktadır. Bir de döviz cinsinden siz o fiyatı artırdığınız zaman yurttaş artık bir birim tüketirken belki yarım birim tüketecek. Belki daha ucuz, daha niteliksiz ürünlere yönelmiş olacak. Artı biz kendi pazarımızdaki fiyatları düzenlerken elbette Güney Kıbrıs'taki, başta Güney Kıbrıs'taki fiyatları da göz önünde bulundurmak durumundayız. Çünkü nasıl şu anda Kuzey Kıbrıs'ta belli bir fiyat avantajı oluştuğu için Kıbrıs durumlar Kuzey Kıbrıs pazarına akın etmektedirler. Aynı şey bizim için de geçerlidir. Güney Kıbrıs'ta fiyat avantajı olan ürünlere Kıbrıs Türklerin yönelmesi pek mümkündür. Dolayısıyla biz bu dengelerin bütününü gözetmek durumundayız. Yuvarlayacak olursak, toparlayacak olursak biz sadece hayvan üreticisinin faaliyetlerini sürdürmesine odaklanarak bir fiyatlandırma ve bir destek politikası ortaya çıkaramayız. Biz aynı zamanda yurttaşın alım gücüyle alakalı da kaygılar gütmek durumundayız. Yurttaşın alım gücünü aşmayacak fiyatlarla pazara ürün arz edilmesini sağlamak zorundayız. Dolayısıyla bu denge bizim açımızdan çok karmaşık ve hassas bir denge. Peki bu noktada sormam gereken bir soru var. Üretici mağdur durumda, tüketici mağdur durumda. Yapılan bu zamlardan dolayı bunu nasıl aşmayı planlıyorsunuz? Şimdi nasıl aşmayı planlıyorsunuz diye sorduğumuzda iki yolu vardır. Ya devlet tarafların uğradığı zararı telafi edecek bir girdi, mali katkı sağlayarak bunun aşılmasını ön ayak olur. Veya devlet de belli ölçülerde zorlanarak, herkesin fedakarlığını talep ederek bu krizin aşıldığı noktaya kadar herkesin selametle ulaşmasını sağlar. Şimdi bizim devlet olarak almakta olduğumuz bu dövizden kaynaklı, hiçbir şekilde bizim ekonomik göstergelerimizden kaynaklanmayan bu sorunu aşmak için yapmaya çalıştığımız şeyler ortadadır. Devlet kendi gelirlerinden feragat ederek hem sistemin çalışmaya devam etmesini hem de yurttaşın alım gücünü korumaya gayret ediyor. Örneğin akaryakıttaki fiyat ayarlamalarının önemli bir kısmı devletin kendi gelirlerinden feragat etmesi suretiyle piyasaya yansıtılmadı, fiyatlara yansıtılmadı. Ancak şu anda devletin akaryakıt üzerinde oluşturduğu mali kaynak mekanizmaları tamamıyla sıfırlanmış vaziyette. Şu anda 25 kuruşluk bir fiyat istikrar fonu kaynağı söz konusu, geriye hiçbir şey kalmamış durumda. Bu fiyat istikrar fonu kaynağı akaryakıt üzerinde 80 kuruşlar, 90 kuruşlar bulduğu zamanlar olmuştu. Şu anda 25 kuruşa gerilendi. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi fiyatların aşırı yükselmesini önlemek. Dolayısıyla yurttaşın satın alma kabiliyetini korumak, sanayinin, turizmin, ticaretin devamına katkıda bulunmak. Şimdi devlet gelirlerinden feragat ettiği noktada oluşan yeni destek ihtiyaçlarına yanıt verme kabiliyetini de kaybetmiş olur. Dolayısıyla bizim şu anki arayışımız dengenin bozulmamasını sağlamaya dönük olarak bir çabadır ve bizim katkımızla, üreticinin katkısıyla, imalatçının katkısıyla ve tüketicinin katkısıyla bu pazar dengesinin bozulmadan devamına ön ayak olmaktır. Peki biliyorsunuz ki sadece işte üretim alanında giderler değil, doğal etkenler de çok üreticiyi doğru. Oldukça çok zor doğru. duruma sokmuş durumda. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ve az önce güzel bir soru geldi. Kuraklık ödemesinin ne zaman olacağı soruluyor. Şimdi soruların tamamı kaynak ihtiyacını işaret eder. Devlet olarak elbette bizim görevimiz kaynak yaratmaktır. Evet. Bizim yaratabileceğimiz kaynaklar sınırlı kaynaklardır. Çünkü biz örneğin doğal varlıkları olan ve bunların satışından gelir elde eden bir ülke değiliz. Biz mal üretiyoruz, hizmet üretiyoruz, bunların satışını gerçekleştiriyoruz. Bu satıştan vergiler topluyoruz ve devletin gelirlerini oluşturuyoruz. Şimdi ticari hacmin bu kadar daraldığı, belirsizliğin bu kadar arttığı bir noktada devletin gelirlerini sabahtan akşama artıracak tedbirler alması mümkün değildir. Devlet örneğin ilave vergi koyarak yurttaşın sırtına, üretenin sırtına, imal edenin sırtına basamaz. Çünkü şu anda gerçekten çok zor koşullar söz konusu. Dolayısıyla bizim gelir yaratma konusunda çok hızlı hareket edebileceğimiz ve iyi sonuç alabileceğimiz kanallar son derece dar kanallardır. Örneğin kuraklık ödemesiyle ilgili, kuraklık ödemesinde birinci yükümlülük Genel Tarım Sigortası Fonu'na evet. aittir. Genel Tarım Sigortası Fonu'nun elde ettiği kaynaklar
işte üreticiden yapmış olduğu kesintiler, ülkeye yapılan gıda ürünlerinin ithalatından yapılmış olan kesintilerdir vesairedir. Ancak kuraklığın boyutuyla bu gelirlerin hiçbir zaman uyumlu olmadığı da çok bilinen bir gerçektir. Çünkü bu ülkede kurak olmayan zamanlar kurak zamanlardan çok daha azdır. Dolayısıyla sigorta sürekli olarak bir tazminat ödemesi yapmak durumunda kalmakta ve kaynak birikimi mümkün olmamaktadır. Kuraklık tazminatlarıyla ilgili kuraklık öncelikle saptaması ve değerlendirmesiyle ilgili çalışmalar önümüzdeki pazartesi saat 9'dan itibaren başlayacak. Çalışmalar. Ve tamamlanıncaya kadar da bu çalışmalar kesintisiz bir biçimde sürdürülecektir. Yapılacak olan şey şudur, kuraklık bölgelerindeki kuraklık düzeyi saptanacak ve ardından Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin de katılımıyla, Ziraat Mühendisleri Odası'nın da katılımıyla, Tarım Dairemizin ve Genel Tarım Sigortası Fonu'nun katılımıyla kuraklığa tabi alanlarda oluşan tazminat miktarları hesaplanacak ve ona bağlı olarak da ödeme gayreti içerisine girilecek. Şunu ifade etmem lazım, bu konuda gecikme olduğuna dair iddialar dile gelmektedir. Net bir tarih belirlemeniz, hayır değildir, bu izafidir. Henüz bu konuda net bir şey söyleyecek durumda değiliz ama gösterge değer olması bakımından örneğin 2016 yılında oluşan kuraklıkla ilgili olarak ilk tazminat ödemesi birden çok seferde ödeme yapılmıştı. İlk tazminat ödemesi 17 Ekim'de yapılmıştı. Bizim gayretimiz evet bu tarihin öncesinde kısmi de olsa çiftçimize bir ödeme yapabilmiş olmaktır. Bunu başarabilmek için biliyorsunuz 2016 yılında oluşan kuraklığın ödenmesinde gayriyasal bir işlem yapılmıştı. Usulsüz bir işlem yapılmıştı ve Genel Tarım Sigortası Fonu yasasına aykırı olarak borçlandırılmıştı. Bu gayriyasal uygulamanın telafisini, ortadan kaldırılmasını geçtiğimiz gün Salı günkü Bakanlar Kurulu'nda karar altına alarak en azından Genel Tarım Sigortası Fonu'nun ödeme yapabilme kabiliyetini yeniden tesis ettik. Dolayısıyla bu bile bir gösterge olarak, bir işaret olarak değerlendirilmelidir ilgililer tarafından. Sinyaller var ama net bir tarih veremiyorum diyorsunuz. Net bir tarihi teknik çalışma biter bitmez ortaya koyabileceğiz. Evet. Bu konuda Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile geçtiğimiz çarşamba günü yararlı bir görüşme yaptık. Az önce de ifade ettiğim gibi pazartesi sabah 9'dan itibaren başlayacak çalışmalar. Mevzuata uygun olarak başlayacak çalışmalar. Bunun altını çiziyorum. Bu bir pazarlık süreci olmayacak. Ortaya konan teknik değerler doğrultusunda mevzuatın öngördüğü, yasanın öngördüğü çerçevede yürütülecek bir çalışmayla sonuçlanıncaya kadar devam edilecek. Peki, tarımdaki sorunun çözümü için toplam bir meblağ herhalde belirlenmiştir diye düşünüyorum. Yani nedir bu ayrılan ya da düşünülen meblağ? Yani şunu net olarak ifade edeyim. Örneğin az önce Toprak Ürünleri Kurumu'nun bedelinin altında, değerinin altında satış yapıyor olması nedeniyle yaklaşık 35 milyonluk bir ilave yük tarım sektöründen hazineye aktarılmıştır. Bu 2019-2018 yılı bütçesi içerisinde öngörülmemiş bir giderdir. Ve yaklaşık olarak 35 milyonluk ek kaynak, öngörülmemiş kaynak, Kıbrıs Türk Hayvancısı'nın faaliyetlerini uygun koşullarda sürdürebilmesi için harcanmıştır. Bu bir noktada duruyor. Bu bir görev zararı olarak Toprak Ürünleri Kurumu'nun sırtında duruyor belki ama evet, hükümet kararıyla yürütülen bir süreç olduğu için de günün sonunda devletin yükümlülüğüdür Toprak Ürünleri Kurumu'na karşı. Bu 35 milyonluk zarara ek olarak aşırı fiyat yükselmesi nedeniyle örneğin içme sütünün de aylık olarak desteklenmesi yine öngörülmemiş bir karar olarak karşımızda durmaktadır. Veya sütün fiyatının öngörülenden yukarıya taşınmış olması nedeniyle sütün pazarlanabilmesi amacıyla imalat sanayine satılan sütün fiyatının aşağıda tutulması konusunda yapılmış olan harcama yine öngörülmemiş bir gider olarak ortada durmaktadır. Bunların toplamını kabaca 50 milyon lirayla ifade edebilirsiniz. Yani 2019 yılı bütçesiyle ilgili de çalışmalarımız devam ettiği için zaman zaman yıllarda hatalı ifadeler kullanabilirim. 2018 yılı bütçesi, tarım destek bütçesi 195 milyon TL idi. Bu 195 milyon TL'nin 150 milyonu 2018 yılı içerisinde tarım kesimine aktarılacak kaynaklardan oluşmaktaydı. 45 milyonu ise 2017 yılında devletin taahhüt edip de yerine getiremediği ödemelerle ilgili ayrılmış bir kaynaktı. Toplamda 195 milyonluk bir kaynak. Biz bu 195 milyonluk kaynağa ek olarak bir 50 milyonluk daha yine öngörülmemiş gideri
yaratmış durumdayız. Buna bağlı olarak yıl sonuna kadar oluşacak diğer giderler ve tazminat ihtiyacıyla birlikte biz Tarım Bakanlığı'nın yaklaşık olarak 100 milyonluk ilave kaynağa ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliyoruz. Peki bu noktada Ankara'ya yaptığınız temaslarla bu gündeme geldi mi? Böyle bir talepte bulundunuz mu? Elbette. Ben bunu daha önce de kamuoyuna açıkladığım için burada söylemekte de hiçbir beis görmüyorum. Biz Orman ve Tarım ve Orman Bakanı Sayın Pakdemirli ile yaptığımız görüşmede bu konuyu da ele aldık. Ancak bizim için geçerli olan koşullar Türkiye Cumhuriyeti için de geçerli. Hem de daha ağır bir biçimde. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti de döviz karşısında Türk parasının değer kaybı nedeniyle belli ölçüde sıkıntılar yaşamakta. Bir belirsizlik ortamı ekonomiyi beklenenden fazla olumsuz etkilemekte. Dolayısıyla Sayın Bakan'la yaptığımız görüşmede bu konuyu da ele aldık. Ancak bunun global bir biçimde, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu döviz dalgalanması nedeniyle oluştuğu kaybın bütününün telafisi konusunda üst düzeyde Sayın Başbakan'la, Sayın Başbakan'ın Ankara'ya yapacağı ziyaret sırasında ele alınması konusunda hem fikir olduk. Kendileri bizim görüşlerimizi elbette Sayın Cumhurbaşkanı'na ve kabineye aktardılar. Ancak konunun global çerçevede ele alınmasıyla ilgili bir anlayış birlikteliğine kavuşmuş olduk. Çünkü kendilerinin de yaşadıkları belli başlı sıkıntılar var. Örneğin sütün fiyatlandırılmasıyla ilgili Türkiye'de ciddi bir hareketlilik söz konusu. Çünkü Türkiye'de hayvan besleme girdilerinin tamamını üretebilen bir ülke olmaktan uzak kaldı maalesef. Dolayısıyla onlarda da ciddi anlamda bir besi giderlerinin ithalatla karşılanması yoluna gidiliyor. Bu da döviz kurlarına endeksli bir maliyetin ortaya çıkması anlamına geliyor. Nitekim geçtiğimiz gün satılamayan sütlerin dökülmesiyle ilgili bir eylemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelmiş bir eylemin fotoğrafları kullanılarak Türkiye basınına duyuru yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde de hayvancıyla süt sanayi arasında bir sıkıntı yaşanmakta. Üretilen sütün tamamının pazarlanmasında zorluklar yaşanmakta. Dolayısıyla Türkiye'de benzer bir durum söz konusu an itibariyle. Böyle bir talebimiz var şu anda kaynakla ilgili. Peki gelen sorulardan da sizlerle paylaşmak istiyorum, sizlere yöneltmek istiyorum. Ziraat Bankası çiftçi ve hayvancı kredilerine ne zaman başlayacak diyor Hakkı Karasjan. Bu konudaki protokolü geçtiğimiz hafta Ziraat Bankası Kıbrıs yetkilileriyle imzaladık. Dolayısıyla kendileri banka müracaatlarını açtıktan sonra değerlendirme sürecini tamamlayacaklar ve bu konudaki kararları vermiş olacaklar. Bu doğrultuda şunu ifade etmem lazım. Ziraat Bankası'nın kullandıracağı sıfır faizli veya faiz destekli kredilerde 5 milyonluk bir limit söz konusu. Evet. Dolayısıyla 5 milyonluk bir toplam kaynaktır tarım kesimine aktarılacak olan. Ancak biz Ankara temaslarımız sırasında Ziraat Bankası'nın Türkiye Cumhuriyeti'nde uyguladığı tarım destek programının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de açılmasını talep ettik. Nedir farkı burada yürütülmekte olan destek programıyla Türkiye'deki destek programının? Burada kaynak miktarı bellidir. Yani 5 milyonluk bir kaynak en fazla 100 bin liraya kadar olan talepler doğrultusunda değerlendirilecek ve kullandırılacak. Evet. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti'nde sınırsız bir kaynak. Talep edilen projenin fizibilitesine göre talep edene kullandırılmaktadır. Yani o fizibilite çalışması sonucunda yapılacak olan iş geri dönüşü mümkün, karlı ve toplam üretimi artıracak bir işse örneğin birkaç milyon liralık destek de alabiliyor tek başına tek bir müracaat Ziraat Bankası'ndan ve bankanın kullandırdığı kaynak bizdeki gibi 5 milyonla sınırlandırılmış değil, ucu açıktır. Banka kendi finansal kabiliyetleri çerçevesinde sonsuz bir kaynağı tarım kesimine koşulları sağlamış olması kaydıyla kullandırıyor. Bu programın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de açılmasını talep ettik. Çok olumlu bir yaklaşım. Peki bu yönde ifade somut gerekiyor. Bir çalışma var somut mı? Çalışma dediğim gibi yani şu an açıklanan kredi programı şekillendikten sonra çok büyük olasılıkla 2019-2021 Maliye ve Ekonomik İşbirliği Protokolü'nün içerisinde bir unsur olarak yer alacak. Ve önümüzdeki yıldan itibaren gündeme gelmesini ben muhtemel görüyorum. Evet, böyle bir kredinin olabileceğini duyuruyor Sayın Bakanımız. Yine gelen sorulardan sizlerle paylaşmak istediklerim var. Et konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi et konusu aslında Kıbrıs Türk Hayvan Üreticisi'nin Tarım Bakanlığı'ndaki vizyonu algılayabilmesi bakımından çok önemli bir gösterge değerdir diye düşünüyorum.
Çünkü dövizde meydana gelen aşırı artış henüz bu noktaya ulaşmadan anımsayacaksınız. Sürekli olarak siz basın mensupları da bunu yapıyordunuz. Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs arasındaki et fiyatlarında kıyas yaparak diyordunuz ki Güney Kıbrıs eğer bu kadar ucuza et mal edebiliyorsa niye bizim pazarımızda evet. et bu kadar pahalı? Güney Kıbrıs'ta et ithalatı vardır. Dolayısıyla niye bizde neden et olmuyor? İthalatı yok ve fiyatlar bu kadar yüksek seyrediyor? Kamuoyunun genel beklentisiydi. Halka doğrudan temas eden bir talepti bu talep. Evet. Şimdi Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak biz birinci derecede muhatabımız olan üreticileri göz önünde bulundurmayıp biraz da popülist bir yaklaşımla sadece yurttaşı hedefinde, yurttaşı odağında gören bir yaklaşımla hareket etmiş olsaydık et ithalatını sınırsız bir biçimde serbest bırakma kararını pekala alabilirdik. Peki o zaman ne olurdu? O zaman şu olurdu. Artan fiyatlar karşısında hali hazırda çok zor olan hayvan besiciliği bir o kadar daha zora girerdi. Dolayısıyla bizim hayvancımız hayvanlarına gerektiği gibi bakamayacak ve gereken miktarda eti satışa arz edemeyecek noktaya gelebilirdi. Neden? Çünkü ithalatla fiyatların düşmesiydi beklenti. Eğer böyle bir durum söz konusu olacaksaydı bu ithalat gerçekleşecekti ve bizim satmak üzere kasaplık olarak yetiştirdiğimiz veya ayırdığımız hayvanlarımız mandırada kalmaya ve çiftçi açısından bir gider yaratmaya devam edecekti. Halbuki biz ne yaptık? Biz eleştirileri göğüslemeyi tercih ettik ve kendi ülkemizde yetiştirilen hayvanların pazara arz edilebilmesine olanak yarattık. Evet. Sıkıntısı miktar bakımından her halükarda sıkıntısı yaşanabilecek hayvan varlığımızın olmadığı noktalarda da ithalat koşullarını bir miktar daha rahatlattık. Ne dedik? Nitelikli etin sınırsız bir biçimde ithalatına izin veriyoruz dedik. Nitelikli et dediğimiz şey toplu tüketim mekanlarında tercih edilen, otellerde, restoranlarda tercih edilen et türüydü. Ve bunların kesimi gerçekleştiren hayvanların vücudunda miktarı son derece az olduğu için toplu tüketim mekanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak derecede yerli üretimin olmadığı noktada karar altına aldık. Şimdi çok net olarak görülmesini istiyorum. Dövizdeki artışla birlikte iki taraf arasındaki fiyatlardaki uçurum olabildiğince daralmış vaziyette, küçülmüş vaziyette. Dolayısıyla bizim tek başına ithalatla, tek başına fiyatı yüksek ürünleri yurt dışından getirerek fiyatını dengelemekle aslında kalıcı bir çözüme ulaşmayacağımız net bir biçimde görülmüş oldu. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken, evet yurttaşın satın alma kondisyonunu korumamız lazım ama aynı zamanda üretimin devamını sağlayarak hem yurttaşa ulaşacak ürünlerin kesintisiz bir biçimde üretilmesini hem de üretenin yaptığı işi en kötü ihtimalle bulunduğu noktada koruyarak devam ettirmesini sağlamalıyız. Bu noktada Hayvancılar Birliği eyleme gidiyorlar. Zor duruma geldiler. Doğru. Hani onların şu anda zararına üretim yaptığını da göz önünde bulundurursak. Yani ben zararına üretimin yaptıkları konusunda tartışma ihtiyacım olduğunu söylemeliyim. Ben şunu söylemiyorum. Sadece süt satarak çiftlik idamesini öngörüyorsak evet bir sıkıntı vardır. Ama çiftlik idamesinde süt kadar etin de rolü vardır. Satılan etin, kesilen hayvanın da bir girdi olarak çiftliğe yansıdığını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bunu kümülatif olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Maalesef bizdeki temel yaklaşım şu oldu bugüne kadar. Satılan süt çiftliğin ve çiftçinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Satılan etse bu ihtiyaçların üzerinde belirgin bir kar olarak hesaplara dahil olacak. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama söz konusu değil. Evet bizim sadece besi çiftliklerine ihtiyacımız vardır. Ve hükümet programında buna da yer verdik. Hayvan besiciliğinin özel biçimde destekleneceği bir uygulamanın 2019'da başlatılmasıyla ilgili şu anda çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Ancak hem süt hem et konusunda faaliyet gösteren karma çiftliklerde sadece süt geliriyle çiftlik giderlerinin ve yaşam giderlerinin karşılandığını beklemek doğru bir beklenti değildir. Ben hayvancılık sektöründe hiçbir sorun olmadığını söylemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Çok ciddi sorunlar vardır. Ancak bu sorunlara pansuman tedbirlerle çözüm bulamayacağımız kanıtlanmış oldu. Bugüne kadar devletin her sıkışık anda yapmış olduğu palyatif çözümlemeler günün sonunda sektörde kronikleşmiş sorunlara yol açtı. O yüzden bizim şu an yapmamız gereken bu sektörün yapısını normalleştirmek ve sektörde meydana gelen maliyet artışlarıyla mamülün doğrudan ilişkilendirilerek gider yaratan konularda değişiklik olduğu sürece ürünün fiyatının da
değerlendirerek, tekrardan düzenlenerek o dengenin korunmasını sağlamaya dönük bir arayış içerisindeyiz. Bunu başardığımız takdirde Kıbrıs Türk Hayvan Üreticisi ve Yetiştiricisi emin olmalıdır ki bundan sonraki süreçte alışmış oldukları biçimde hükümetle, devletle veya imalatçıyla kavga etmek zorunda kalmayacaklar. Çünkü kendi içerisinde bir denge kurulmuş olacak. Eğer biz bu anormal yapıda ısrar edersek, işte kimi zaman desteklerle, kimi zaman sübvansiyonlarla, kimi zaman fiyat kırmalarla hareket etmeye çalışırsak, böylesi derin kriz noktalarında hiçbir şekilde müdahil olamayacağımız bir duruma kavuşuruz. Ve maalesef bu durum aslında tam da bir kırılma noktasıdır. Ya aşağıya düşeceğiz ya bir daha düşmemek üzere ileriye yol alacağız. Bizim gayemiz Kıbrıs Türk üreticisinin hiçbir biçimde geriye dönmeyecek şekilde ilerleyebileceği yapısal dönüşümü gerçekleştirmektir. Bir sorum daha olacak. Salih Denizalp soruyor. Toprak Ürünleri Kurumu arpaya zam gelecek diyerek arpa vermedi. Böyle bir de durumumuz var aslında. Hayır değildir. Hayvanlarımı nasıl besleyeceğim diye soruyor. Ben sabahleyin bu konuda gelmiş olan belli başlı şikayetleri değerlendirmek üzere gerek müdürümle gerek müsteşarımla konuyu doğrudan takip ettim. Herhangi bir biçimde arpada fiyat artışı da söz konusu değil, satış durdurma da söz konusu değil. Dolayısıyla bugün itibariyle herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Toprak Ürünleri Kurumu ambarları açıktır. Ancak fiyat artış beklentisi görebildiğimiz kadarıyla belli kesimlerde bir stok talebiyle, stokçuluk niyetiyle karşılanmakta. Toprak Ürünleri Kurumu kimsenin bir diğerinin payından eksilterek stokçuluk yapmasına göz yummayacak. Bunun altını çiziyorum. Dolayısıyla herkes hayvan kayıt sistemindeki hayvan varlığına uygun bir biçimde arpa alımına Toprak Ürünleri Kurumu'nda devam edebilir. Denetimler? Hangi denetimler? Yani böyle bir satış yapılmadığıyla ilgili. Yani bu doğru bir bilgi değildir. Bir yanlış anlama vardır peki. Muhtemelen. Toprak Ürünleri Kurumu'nun arpa satışını gerçekleştirdiği tüm ambarlar açıktır. Aha. Ve art niyetli olmayan alım taleplerine de doğrudan karşılık verilmektedir. Peki. Ancak sizin eğer hayvan kayıt sisteminde kayıtlı 100 hayvanınız varsa ve gidip de 200 hayvana, 300 hayvana yetecek kadar bir talepte bulunursunuz, onun da karşılığını vermeyeceğini peşinden söylemek istiyorum. Anlıyorum. Yani standart alım miktarları zaten bellidir geriye dönük bakıldığında. Dolayısıyla bugün itibariyle yapılmakta olan şey, Toprak Ürünleri Kurumu her bir müşterisinin normalde ne kadar alıyorsa o kadarlık ihtiyacını karşılamaya dönüktür. Karşılayacak. Yani bu durumda anlıyorum. Asım Gülcelkan sormak isterim. Besi çiftlikleri kurulsun diye destek verecektir. Ne zaman olacak ve besin materyali nereden bulunacak diye soruyor. 2019 yılı içerisinde, 2019 yılı destek programında bu konunun detayları açıklanmış olacak. Şunu ifade etmem lazım. 2019 yılı destek programı 2019 yılı girdikten sonra açıklanmayacak. Yani bizim şu anda üzerinde ciddiyetle çalıştığımız şey bir taraftan 2019 yılı bütçemizi oluşturmak, bir yandan da 2019 yılı bütçesi çerçevesinde oluşacak tarım destek programının şekillenmesini tamamlamak. Dolayısıyla kendilerine bu konuda öyle zannediyorum ki Ekim ayının sonundan önce, çünkü Ekim ayının son günü bütçenin meclise teslim edilmesi gerekiyor. O nedenle Ekim ayı içerisinde bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yapmış olacağız. Modalitesi belli olacak. Asım Bey'in sorduğu soruda ben şöyle bir de merak sezinliyorum. Yani hayvan besiciliğinde besi materyallerinin tamamı dövize duyarlıysa nasıl yol alınacağına ilişkin evet. Bir sorudur sorduğu soru. Bu konuda devletin özellikle üretici menfaatine sahip olduğu olanakların tamamı seferber edilecek. Çünkü o üretimin bu ülkede gerçekleştiği hal, yurt dışına döviz kaçışının yavaşlatıldığı hal olacak. Halbuki o üretim bu ülkede gerçekleştirilmediği zaman da bizim dışa bağımlılığımız giderek tırmanmaya geçecek. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir kararlılık içerisinde hareket edeceğiz. Peki Bakanlar Kurulu'nda genel olarak ekonomik kriz konusunda tartışmalar yapılıyor. Doğru. Bu tartışmalarla ilgili siz ne düşünüyor, ne söylüyorsunuz? Tabii ortaya çıkardığımız çok ciddi tedbirler vardı. Bu tedbirlerin bu ülkede kalıcı refah yaratacağını iddia ederek ortaya çıkarmadık. Bu tedbirlerin tamamı mevcut anormal koşullara müdahale ve bu koşulların ülkemiz üzerindeki ağırlığını hafifletmeye dönük tedbirlerdir. Ve tamamı sınırlı sürelerle ortaya çıkarılmıştır. Yani örneğin kira kontratlarında kur sabitlemesi 6 ay süreyle yürürlükte kalacak ve özünde kiracıların mülk sahipleriyle ilişkisinin kopmadan
devamını sağlamaya dönük bir tedbirdir. Veya engellilere ve sosyal yardım alan yurttaşlara bir sefere mahsus olmak üzere verilen 1.000 liralık katkı, oluşan yükün hafifletilmesine yardımcı olmak maksadıyladır. Bu yükün ortadan bir günde kaldırılması, herhangi bir kesimin bu yükten etkilenmemesini sağlayacak kabiliyetlere keşke sahip olmuş olsaydık. Veya ek mesailerle ilgili yoğun bir sıkıntı yaşanmakta. Ek mesailerle ilgili 4 ay süreyle yürürlükte kalacak olan kesinti kararı, kamu çalışanlarının sosyal menfaatlerinin, maddi menfaatlerinin kalıcı bir biçimde etkilenmesi konusuyla uzaktan yakından irtibatlı değildir. Bu sadece bu dönemin yükünü hafifletmeye dönük toplumsal katılımın o noktadaki tezahürü olarak değerlendirilmelidir. Şunu net olarak ifade etmem gerekiyor. Biz Türk parası kullandığımız için ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Peki bunu aşmak için? Ancak şunu ifade etmem gerekiyor. Biz halihazırda siyasi nedenlerle, yapısal dönüşüm ihtiyacı nedeniyle sıkıntılı bir ülkeydik de aynı zamanda. Yani Türk parasından kaynaklanan ilave yük bizim hiç olmamış sıkıntılar yaşamamıza sebep olmuş değildi. Bizim zaten sıkıntılarımız vardı. Dolayısıyla bizim esas ihtiyaç duyduğumuz şey sahip olduğumuz sıkıntıları doğru analiz etmek ve bu analizin sonucunda da kalıcı çözümler üretmek. Bizim pansuman tedbirlerle, palyatif çözüm arayışlarıyla harcadığımız zaman günün sonunda yaşadığımız sorunların büyüyerek önümüzde durmasına yol açtı. O yüzden herkesin bunu idrak etmesi gerekiyor. Bir başka konuysa devletin yaşanan sıkıntıyı sıkıntının aşılabilmesi için yapması gerekenlerle ilgili taleplerde ben biraz da şunu sezinliyorum. Olabildiğince marjinal talepler dile getirmek, maksimalist davranarak bu talepleri dile getirmek ve devletten çaba beklemek. Biz keşke İsviçre hükümeti olsaydık. İsviçre gibi sorunsuzluk ifadesi olarak kullanıldığı için söylüyorum. Elbette her ülkenin kendi ölçeğinde sıkıntıları vardır ama dünya ölçeğinde İsviçre dendiği zaman sorunsuzlukla eş anlamlı olduğu için onu söylüyorum. Biz keşke İsviçre devleti gibi, İsviçre hükümeti gibi olanaklara sahip olsaydık da bizden kaynaklanmayan bu krize anlık çözümler üretebilecek kabiliyetlerimiz olsaydı. Biz az önce de ifade ettim, doğal kaynakları olan, bu doğal kaynaklardan örneğin daha fazla üreterek bu sıkıntıyı aşabilecek kabiliyete sahip olan bir ülke değiliz. Biz mal üretebildiğimiz sürece, hizmet üretebildiğimiz sürece kendi gelirlerimizi elde edebilen bir durumdayız. Düşününüz, ithalat ihracat kıyasına bakınız. Örneğin bizim ihracat kabiliyetimizle ithalat kabiliyetimiz arasında fersah fersah fark vardır. Bu farkı nereden kapatıyoruz? Bu farkı biz ürettiğimiz hizmetlerle kapatıyoruz. Eğitim açısından bu ülkede bulunan yabancı uyruklu öğrenciler ve onlara bağlı olarak bu ülkeyi ziyaret eden aileleri, eşleri, dostları, akrabaları, arkadaşları bu ülkeye bir kaynak aktarmaktadırlar. Veya turizm gelirlerimizdeki artış bu ülkede üretilen hizmetin dövizle satın alınmasından kaynaklanan bir durumu ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla bizim 2 milyar dolara yaklaşmış olan ithalatımızı burada ürettiğimiz artı değer, hizmet alanında ürettiğimiz artı değerle karşılama şansına sahibiz. Bu artı değerin ne kadar artırırsak, değerini ne kadar ve miktarını ne kadar artırırsak ithalat ihtiyacımızı karşılamakta o kadar rahatlamış olacağız. Buna bağlı olarak devlet bu oluşan artı değeri vergilendirerek kendi hazinesine yurttaş için harcayacağı kaynaklara da ilave kaynak yaratabilmiş olacak. Peki mevcut koşullarda sizin değerlendirmeniz bu yönde ama halk bu yönden çok da memnun değil açıkçası yapılan konuşmalarda. Az önce ifade ettim yani şeyleri... İsviçre'de gibi. İsviçre'nin sahip olduğu kaynaklara sahip olsaydık anında müdahale ederek çözüm üretebilirdik. Biz şunu bilmek durumundayız. Üretmediğimiz takdirde tüketebilecek kaynakları yaratma şansına sahip değiliz. Dolayısıyla hükümetten beklenen eğer bugün oluşan duruma yarın sabahtan itibaren geçerli olacak çözümler üretmesiyseydi bunun anlamı aslında halkın sahip olduklarından azaltan hükümetin dönüp halka dağıtması noktasına gelirdi. Bu noktada bir eleştiri daha çok fazla dile gelmektedir. Örneğin vergilerin artırılması, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi sormak alınması. Sormak istediğim aslında alakalı. Başka bir şey daha var. Özür diliyorum ama içinde bulunan, sizin içinde bulunduğunuz sektör çok fazla sıcak paraya ihtiyaç duyuyor. Mesela neden lüks araç ya da havuzlu konutlara ek vergiler konulmuyor? Bundan gelen paralar fiyat istikrar fonuna yansıtılarak
pahalılığın önüne geçilebilir miydi acaba? Yani şimdi onu anlatmaya çalışıyordum tam da. Gerek vergilerin artışı ki bu ülkede özellikle son birkaç yıldır ciddi anlamda vergi gelirlerinde artış yaşanmaktadır. Hazinenin seyir defterinden bu pekala takip edilebilir. Ama bu konularda örneğin havuzlu konutlardan ek vergi konusu zaten hükümetin gündeminde olan bu konuda gerekli açıklama yapılmış bir konu olarak karşımıza duruyor. Bunun gibi farklı noktalarda gelirleri artıracak tedbirleri sabahtan akşama almanız da mümkün değildir çoğu zaman. Yani bunun bir mevzuatı vardır. Bunun anayasa güvencesi altında olan kısımları vardır. Bunları çok doğru kararlaştırmanız lazım. Ve bir anda bu gelirleri hemen artırmak mümkün olmayabilir. Örneğin maaşlardan kesinti konusu gündeme geldiğinde biliyorsunuz en tepeden başlansın. Eşel Mobil'e bağlı maaş artışlarında sanki siyasiler kendi maaşlarına daha fazla artış yaparmış gibi yaratılan algı ortamı çerçevesinde. Örneğin biz ne yaptık? Biz dedik ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın, milletvekillerinin ve milletvekili olmayan bir bakanımızın toplamda 52 kişinin maaşlarından bu artışı alıyoruz ve hazinede bırakıyoruz. Bir kesinti yapıyoruz. En tepe dedikleri nokta eğer milletvekilliği, cumhurbaşkanlığı, bakanlık mertebesi ise evet tam da o noktaya müdahale ederek biz bu konudaki çabamızı ortaya koyduk ve ilerletmeye çalışıyoruz. Bu olduğu halde örneğin şu anda tartışılan şey siyasi partilerin hazineden aldıkları katkıların ortadan kaldırılması. Ben şunu sormak istiyorum ve bu konuda çok net bir ifadeyle konuşmak istiyorum. Siyasetin olmadığı, siyasi partilerin ortadan kalktığı bir düzen bugünden daha iyi işaret mi eder Allah aşkına? Demokrasinin, demokratik unsurların tamamının itibarsızlaştırıldığı, ortadan kaldırıldığı bir düzende bu ülkenin, bu halkın idare edilmesinde, bir arada tutulmasında hangi enstrümandan yararlanmayı düşünüyoruz? Bu konuda fikir beyan edenler lütfen bu soruların da cevabını versinler. Siyasi partiler bu ülkede yönetime talip oldukları ve halkın da desteğini aldıkları için parlamentodadırlar. Ve parlamentoda olan partilere hazine yardımı yapılacağı, o partilerin siyasi faaliyetlerini güven içinde, siyaset dışı unsurlardan maddi menfaat elde etme ihtiyacı hissetmeden yerine getirebilmesi için sağlanmış bir katkıdır. Kimse kusura bakmasın. Cumhuriyeti Türk Partisi örneğin 1970 yılında kurulmuş bir parti olarak sanıyorum ki Kıbrıs Türk halkına kendi kaynaklarını yaratarak ayakta kalma başarısını ispatlamış bir partidir. Ama buna rağmen evet sahip olduğu parlamento payına bağlı olarak devletten de hazine yardımı almaktadır. Cumhuriyeti Türk Partisi bu ülkenin her ilçesinde örgütlenmiştir. O örgütlerinde kendi ihtiyaçlarını, örgütsel ihtiyaçlarını karşılamak üzere de bir personel yapısı oluşturmuştur. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hazine yardımını hemen keselim. Keselim. Peki o ilçelerde kendi ihtiyaçlarımızı görmek üzere istihdam ettiğimiz personeli ne yapalım? Hemen işten çıkaralım. Toplumsal seferberlik noktası. Bu bir tercihtir. Partinin kapısına kilit vurmaya kadar gidebilecek bir tercihtir bu. Şimdi bu böyle olmamalı. Evet, partilerin hazineden aldıkları yardımların kriterleri değiştirilebilir. Ama partiler bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendi üyelerinin sağlayacağı katkıya ek olarak belli başlı katkılar daha ihtiyaç duyarlar. Çünkü partiler halka insani koşullarda yaşam vaadiyle görev talep ederler. Dolayısıyla partiler kendi personellerine de insani yaşam koşullarına uygun bir maaş politikası uygulamak zorundadırlar. Sorarım ben şimdi siyasete yön vermesi muhtemel belli başlı kaynaklarla maddi menfaat ilişkisi içinde olan bir partiyi mi tercih edersiniz? Yoksa devletten aldığı katkıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir partiyi mi tercih edersiniz bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olsun diye? Peki, bu kadar net bir sorudur. Veya milletvekillerinin mesaisi veya maaşıyla ilgili yürütülen tartışmalar. Milletvekillerini seçmeyelim, milletvekillerine maaş da vermeyelim. O zaman bu ülkeyi nasıl yönetelim? Şu anda muhtarların dahi yürüttükleri faaliyeti adil ve eşit bir biçimde yürütmeleri için maaşları vardır. Çok önemli bir görev ifade ederler. Dolayısıyla biz bu sıkıntıları aşma konusunda formül üretirken toplumun, halkın, devletin, ülkenin ortadan kalkmasına yol açabilecek marjinal taleplerle gündeme gelmeyelim. Dahası görev başındaki hükümetin ortaya koyduğu krizden olası en az hasarla çıkış formüllerinin tamamı süreli formüllerdir. Hiçbiri hiç kimsenin menfaatlerinden kalıcı bir eksiltmeye yol açmayacak
önerilerdir. Dolayısıyla bunların bu çerçevede ele alınması, sağduyuyla hareket edilmesi ve kalıcı hak kaybına yol açacak bir saldırı altında olunulduğuna dair inançtan uzaklaşması gerekir. Bu noktada... Bu, şunu ifade etmem gerekiyor. Tabii. Bu ülkenin daha demokratik, daha özgür, daha kendi kendine yeten bir yapıya kavuşması konusunda Cumhuriyet Türk Partisi kurulduğu günden beridir görev başındadır. Ve bu ilkelerinden, bu hedeflerinden hiçbir şekilde sapmış değildir. Bu ülkenin daha demokratik, daha adil, daha yaşanılır olması mücadelesini hükümete geldiği gün unutabilme hakkına da sahip değildir Cumhuriyet Türk Partisi. Dolayısıyla Cumhuriyet Türk Partili bir başbakanın yönettiği hükümette yurttaşın kalıcı hak kaybına uğrayacağı, demokrasinin hırpalanacağı, ülkenin daha bağımlı hale gelebileceği bir düzene geçişi sağlayacak hiçbir karar alınmadı, alınmayacak. Bunun bu şekilde bilinmesine ihtiyacımız vardır. Programın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz ama benim yine sormak istediğim ve programın başından beridir beklediğim bir soru var. Bu çiftçi ve hayvancılığın tanımı ne zaman yapılacak? Tanımlanmıştır. Gerçekten, bu konuda bir tanım ihtiyacı yoktur. Tamam. Gerçekten bu işi meslek edinmiş, hayatını bununla geçindirenler var. Bir de bu işi ekstra yapanlar var. Bunu sormak istiyorum. Şunu ifade etmem lazım. Hiçbir üretici, üreticinin desteklenmesiyle ilgili bir konsantrasyona sahip olmamalı. Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu şey üretimdir. Dolayısıyla esas desteklenmesi gereken üretimdir. Dolayısıyla kavramları karıştırmamak gerekiyor. Bu ülkenin bir çiftçi tanımına da ihtiyacı yoktur veya hayvancı tanımına ihtiyacı yoktur. Yapılan iş kendinden tanımlıdır çünkü. Hı hı. O işin kimin tarafından yapıldığıyla ilgilidir bizim tartıştığımız mesele ve ben şu anda çok farklı bir noktadan bakıyorum. Uzunca bir süredir bunu ifade ediyorum, bir kez daha ifade etmem gerekiyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti hiçbir kamu görevlisine doğrudan gelir desteği, tarım kesimi için ayrılan destek ödemelerinden tek bir kuruş dahi ödeme yapmamaktadır. Hı hı. İş kitabına uydurulmuştur, onu anlatmaya çalışıyorum. Yani benim adıma devlet ödeme yapıyor ama aslında bir kamu görevlisi olan siz bu işi yapıyorsunuz örneğin. Eğer burada bir hile varsa ki yaklaşım odur. Evet. O hileyi yaratan durum çiftçilerin ve hayvancıların kendi sorumluluğu altındadır. Çünkü esas işi yapan bir kamu görevlisi olarak sizseniz ve sizin adınıza ben bildirimde bulunuyorsam hiçbir ilgim olmadığı halde yapılan işle ilgili beni devlete hayvancı, seracı, tarımcı, çiftçi olarak kaydettiren, tanımlayan evrak üretici birliklerinden verilen evraktır. Devlet kimseye sen evet sen hayvancısın demiyor. Devlet Kıbrıs Türk Hayvancılar Birliği'nin evet hayvancıdır diye onayladığı kimselerle ilişki içerisindedir ve onlara ödeme yapıyor. Dolayısıyla ben şunu ifade ediyorum. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin yönetim kurulunda da, Kıbrıs Türk Hayvancılar Birliği'nin yönetim kurulunda da, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği'nin yönetim kurulunda da, diğer üretici birliklerinin yönetim kurullarında da yığınla kamu görevlisi varken gerçek tarımcıyla sahte tarımcı ayrımı tartışması tamamen zaman kaybından ibarettir. Peki, çok net olarak bir durum daha söyleyeyim. Tabii. Üretimdir esas ihtiyaç olan, dolayısıyla desteklenmesi gereken üretimdir. Güney Kıbrıs'ta polisler de, öğretmenler de, kamu görevlilerinin tamamı da, doktorlar da eğer üretim faaliyetiyle uğraşıyorlarsa devlet tarafından desteklenmektedirler. Anladım. Bizde bu mümkün değildir. Bizde kamu görevlileri ikinci iş yasağına tabi oldukları ve bu da bir anayasal hüküm olduğu için hiçbir kamu görevlisi devlet tarafından desteklenmemektedir. Ama ortada hileli bir durum varsa bu hileli durumun ortadan kaldırılmasını sağlayacak girişim de üretici birliklerinin bizzat kendinden gelmelidir. Eğer ben sahte beyanla bir başkasını benim yaptığım işi yapıyormuş gibi gösteriyorsam bunu zaten şikayet eden taraflar çok iyi biliyorlar. Ona göre tedbir alsınlar. Beni üretici diye beyan etmesinler. Benim varlığım ortadan kalksın. Anlıyorum. Cesaret edebiliyorlarsa bunu yapmalılar. Peki 5 Eylül'de hayvancı eyleme gidiyor. Hükümet eylemi noktalanmak için ne yapacak? Bir planınız, projeniz var mı? Biz hayvan üreticisinin menfaatine dönük olarak sahip olduğumuz tüm kaynakları seferber ederek bugün bir karar alacağız. Umuyorum ki bugün alacağımız karar ve oluşacak yeni durum muhataplarımız tarafından net bir biçimde anlaşılmak üzere değerlendirilir. Biliyorsunuz ve, ki hayvancıların özellikle çiftçilerin eylemleri evet, yani, bayağı gürültülü olabiliyor. Eğer konsantrasyon sırf o gürültüyü çıkarmak değilse, sırf eylem yapmak için bu eylem yapılmayacaksa, bugün alacağımız ve duyuracağımız karar net olarak anlaşılmalı,
ve muhataplarına da anlatılmalı. Eğer temel konsantrasyon, biz mutlaka bir eylem yapmalıyız. Çünkü koca yazı eylem yapmadan geçirdik. Geçen yaz sokaklardaydık, polisleri de tutuklandık. Bu Sayın Bakan da bizi polisle ziyaret de etmişti. Dolayısıyla bir eylem daha yapalım. Bu sefer diğer muhalefet milletvekilleri gelip bizi ziyaret etsin gibi bir motivasyonla hareket edilecekse 5 Eylül'de eylem olacak. Ama ben Kıbrıs Türk halkına şunu ifade etmek istiyorum. 5 Eylül'de bugün varacağımız noktadan sonra eğer hala daha eylem yapılıyorsa bu eylemin temel amacı eylem yapmaktan ibarettir. Bu kadar net anlatmak istiyorum. Çünkü biz soruna kalıcı çözüm bulma gayretiyle hareket ediyoruz. Bu çözümü bulurken de sektörden, üretimden bir tek kişinin dahi kopmamasını sağlamaya dönük olarak bir motivasyonla hareket ediyoruz. Ama bu motivasyonla hareket ederken aynı zamanda yurttaşın hala daha hellim tüketebilmesi, hala daha beyaz peynir tüketebilmesi, hala daha süt ürünlerimizi gereken biçimde değerlendirebilmesi için de koşulların ortada durmasını istiyoruz. Hala daha çocuklarımızın süt içebilmesini sağlayacak bir arayışla hareket ediyoruz. İçme sütünün fiyatının astronomik noktalara ulaşmayacağı biçimde kaynaklarımızı seferber ediyoruz. Dolayısıyla sadece üreticinin korunduğu bir ortam, tüketicinin üreticiye uzaklaşabileceği bir ortam da olabilir. Şunu net olarak ifade etmem lazım. Oluşan yeni fiyat durumlarında ithal ürünlerle ilgili de çok ciddi tedbirler gündemimizdedir. Biz her ne kadar da asıl olan üretimin, üretenin desteklenmesi ve ürettiği ürünün tüketilmesidir desek de ithal ürünler de bu pazarın bir unsuru olarak orada durmaktadırlar. Onların yarattığı bir ticari hacim de, ekonomik hacim de vardır. Dolayısıyla bunların rekabet içinde olabileceği bir durumda tutulması bizim görevimizdir ve bu konuda gündemimizdedir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla ithal ürünlerin kendi pazarımızda, kendi ürünlerimizden daha ucuza olduğu, daha tercih edilir olduğu bir durum bizim tercihimiz değildir. Ama aynı zamanda kendi ürünlerimizin de makul seviyelerde fiyatlandırılacağı bir durum bizim arzumuzdur. Çünkü kendi ürünlerimizin fiyatını çok yukarılara taşırız. Sonra döneriz ithal ürünleri onların da ötesine taşırız. Peki bu halkın süt ürünlerini tüketebilmesini nasıl sağlarız o zaman? Çünkü halkın gelirini bir günde artırabileceğimiz kaynaklardan yoksunuz. Dolayısıyla fiyatların maliyetler de elbette göz önünde bulundurularak dengede tutulması bizim açımızdan esas sorumluluktur. Biz o sorumlulukla hareket ediyoruz. Peki son olarak programın yavaş yavaş sonundayız. Nasıl programın sonuna doğru aktarmak istediğiniz ekstra bir mesajınız var mı? Yani şunu ifade etmem gerekiyor. İçinde bulunduğumuz koşullar herkes için zor koşullardır. Herkes için öngörülemeyen bir ufuk söz konusu. Örneğin bir yılda %100'lük bir değer kaybı söz konusu olduğu Türk parasında. Bu gidişat böyle devam ettiği takdirde elbette koşullar çok daha zorlanacak ve çözüm arayışı çok farklı bir noktaya taşınmış olacak. Dolayısıyla henüz tam da ne olacağı belli olmadan, stabil bir noktaya geçiş sağlanmadan ortaya konacak reaksiyonlar kendi birliğimizi, kendi bütünlüğümüzü bozmayacak şekilde olmalı. Şu anda kamu çalışanlarıyla özel sektör çalışanları arasında çok ciddi bir gerilim olduğunu hissediyorum. Kamu çalışanları da zordadır çünkü alıştıkları koşullar hırpalanmıştır. Alıştıkları standartların altına düşüş ihtimali söz konusudur. Aynı zamanda özel sektör çalışanları açısından da durum son derece belirgindir. Örneğin bir gazetemizin bugünkü manşetinde asgari ücrette yarı yarıya bir önceki yıla göre yarı yarıya bir değer kaybı söz konusu olduğu evet. Manşetten duyuruldu. Yeni bu gerçeği göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Evet. TL'nin zaferi diye bir kinaye başlıkla bir önceki yılki içinde bulunduğumuz dönemde 530 euro olan asgari ücretin şu anda 337 euroya gerilediği söylenmektedir. Bu euro cinsinden azalış Türk parasının satın alma kabiliyeti bakımından paralel bir durumda değildi. Türk parasının satın alma kabiliyeti burada işaret edilenden de aşağıya düşmüştür. Dolayısıyla biz bunu göz önünde bulundurmak durumundayız ve kalıcı çözümlere gideceğimiz arayışı kesintisiz olarak sürdürmemiz lazım. Toplumsal dinamiklerin bu yönde
konsantrasyonuna ihtiyacımız vardır. Salt bir kesimin sorununu çözmüş olmak, diğer kesime sorun ihraç etmek anlamına gelir. Sadece kamu çalışanlarını gözeterek alacağınız tedbirler, örneğin özel sektör çalışanlarının daha da güç koşullarda, daha da eşitsiz koşullarda hayatlarını sürdürmelerine yol açabilir. Veya sadece özel sektörü odağınıza alarak yapacağınız iyileştirme gayretleri, o özel sektörün kendi dinamiklerinden uzaklaşması ve belki de çok daha az istihdam yapabilir hale gelmesine yol açabilir. Özel sektördeki daralma, kamu gelirlerinin azalması anlamına gelir. Kamu gelirlerindeki azalma, kamu çalışanlarının menfaatlerinin istemeyerek de olsa geriletilmesi anlamına gelebilir. Dolayısıyla bizim topyekun bir toplumsal kenetlenmeye ve bu süreci olgunlukla değerlendirerek aşmaya ihtiyacımız vardır. Dayanışma bizim en fazla dile getirdiğimiz şeydir. Tam da o gün bugündür toplumsal dayanışmanın ortaya çıkarılması, bunun bir alışkanlık olarak yeniden benimsenmesi, belki de hükümetin açıklamış olduğu süreli tedbirlerin günün sonunda çok daha kalıcı çözümlere ulaştıracağı bir yola girilmesini sağlayabilir. Benim gayretim, talebim ve çabamız bu doğrultudadır. Efendim çok teşekkür ederim yaptığınız değerlendirmeler için. Bugünkü konuk bölümümüzde ben Canem'le birlikteydiniz. Sayın Bakanımız Erkut Şahali bizlerle birlikteydi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile birlikteydik. Yeniden buluşacağız. Hoşça kalın. Hayatın tamamı olsun istersin. Kaç kaç kaçmasın istersin. Hiç bitmesin istersin. Rastlarsan öyle bir ana, elinden sakın kaçırma. Koş peşinden kov.